Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Corsair Qatar Pro X-T'nin kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Bu videomuzda oldukça kaliteli oyuncu bileşenleri bulunan Corsair markasının Qatar Pro X'te oyuncu faresinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapmaya çalışacağız. Qatar Pro X'te Qatar Pro modelinin eksiklerinin yani eleştirilen noktalarının geliştirilerek yeniden piyasaya sürülmüş modeli diyebiliriz. Fare oldukça hafif, 73 gram ağırlığında, FPS ve MOBA oyuncular için özel olarak geliştirilmiş diyebiliriz. Şimdi kutu açılımımızı yaparak incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Kutudan kullanıcı kitapçı ve garanti belgesi. Bu arada kitapçıkta ne yazık ki Türkçe içeriğe yer verilmemiş. Ve farenin kendisi çıkıyor. Farenin hemen üst kısmında Corsair'in Ike uygulaması üzerinden belirlenen DPI değerlerine geçiş yapma butonu bulunuyor. Scroll'un sağ ve sol tarafında RGB aydınlatma var. Sadece burada aydınlatma bulunuyor. Ve yine Ike uygulaması üzerinden renk belirleyebiliyoruz. Farenin butonlarında Quick Strike mekanik anahtarlar bulunuyor ve 50 milyon tıklamaya dayanıklı olduğu söyleniyor. Farenin sol tarafına baktığımız zaman yine 2 adet buton var ve yine bu IQ uygulaması üzerinden bu butonlara makro atayabiliyoruz. Farenin sağ ve sol kısımları plastikten ve fareyle tümleşik şekilde, yani kauçuk değil. Arka kısımda Corsair'in logosunu görüyoruz. Sağ tarafta herhangi bir buton bulunmuyor. Alt kısma baktığımız zaman üstte, altta ve sensörün etrafında plastik var ve bu şekilde daha rahat hareket etmesi sağlanıyor farenin. Farenin sensörü optik ve 18.000 DPI'ye kadar kullanılabiliyor. Bu oldukça yüksek bir rakam. Normal şartlarda çok kullanılmaz diye düşünüyorum. Fakat yine de bu değeri destekliyor. Butonlar çok ses çıkarmıyor. Yani rahatsız edici bir sesi yok. Bu arada fare standart farelerden biraz daha küçük bir boyutta. Yani alışık olduğunuz oyuncu farelerine göre daha ufak bir boyutta. Şayet eliniz büyükse bu sorun teşkil edebilir ve parmak ucuyla kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki bazı oyuncular bunu da bilerek tercih ediyor. Farenin kablosuna bakacak olursak USB olarak standart bir USB kullanılmış. Altın uçlu değil. Kablosunu toparlamak için özel bir plastik var ve oldukça hoş bir ayrıntı diyebilirim. Ve kablosuna gelecek olursak Parkord denen bir alaşım kullanılmış kabloda. Ve oldukça sağlam bir duruşu var. İlave olarak masaya yapışmaması için yine bu özel alaşım devreye giriyor. Ve masada hareket ettirirken farenin herhangi bir yere takılmamasını sağlıyor bu yapı. Fareyi bilgisayarımızda test etmeden önce elimizdeki diğer oyuncu fareleriyle boyut anlamında bir kıyaslayacak olursak Rampage'in Limbo'suna göre gördüğünüz gibi biraz daha ufak. Rampage Limbo elimize tam otururken Corsair Qatar Pro parmaklarımızı biraz dışarıda bırakıyor. Yine MSI'ın GM08'ine elimiz tam otururken Qatar Pro bu anlamda yine biraz daha ufak kalıyor. Belirttiğim gibi eliniz ufaksa sorun teşkil etmeyebilir. Fakat büyük bir ele sahipseniz bu kullanımı zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi fareyi bilgisayarımıza takarak bilgisayarımızda bir hızlıca test edip incelememize kaldığımız yerden devam edelim. Fareyi bilgisayarımıza bağlar bağlamaz RGB aydınlatma devreye giriyor. Bu arada DPI değerini değiştirdiğimiz zaman yine buradaki aydınlatma değişiyor ve hangi DPI ayarında olduğumuzu bu şekilde rahatlıkla anlayabiliyoruz.
Şimdi bilgisayarımıza IQ yazılımını kurarak IQ yazılımı üzerinden buradaki RGB aydınlatmasını değiştirmeye test edeceğim. Bu arada farenin de bir güncellemesi gelmiş. Şimdi farenin yazılımını güncelliyoruz. Evet, güncelleme tamamlandı. Yani şu anda farenin kendi iç yazılımını da güncellemiş olduk. IQ uygulaması Corsair'in genel bir uygulaması ve Corsair donanımlarını IQ uygulaması üzerinden özelleştirebiliyoruz. Yani kendimize göre customize edebiliyoruz. Qatar Pro XT'nin makro atamasını, RGB aydınlatmasını, diğer donanım bileşenleriyle, yani Corsair'in diğer donanım bileşenleriyle olan etkileşimini, DPI değerlerini bu uygulama üzerinden rahatlıkla belirleyebiliyoruz ve belirttiğim gibi kendimize göre bunları customize edebiliyoruz. Bu uygulamanın detaylarına çok fazla girmeyeceğim bu videomuzun uzamaması için. Şimdi bir de bilgisayarımızda yüklü bir oyunla test edeceğim fareyi. Bugüne kadar test ettiğim oyuncu fareleri içerisinde en başarılılarından birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oyundaki performansı gerçekten çok başarılı. Evet, genel olarak değerlendirecek olursak Qatar Pro X'te gerek malzeme kalitesiyle gerek donanım ve yazılım özellikleriyle bence tam bir fiyat performans ürünü. Piyasada 200 TL ile 400 TL arasında bulunabiliyor. Biz bu fareyi 200 TL'ye almıştık. 200 TL için fiyat performans ürünü demek bile az olur diye düşünüyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz veyahut da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.